Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde çember ve dairede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu anlatımları bitmişti. Nereye geçmiştik? Testlere geçmiştik. Evet bu dersimizde test 2'nin çözümünü yapacağız gençler. Evet şöyle test 2 kitabımızda kaçın sayfada hemen bakıyoruz. Hocam kitabımızda 195. sayfayla 196. sayfayı çözeceğiz. Kitap olanlar kitaptan çözecek zaten olmayanlar da videonun açıklama kısmında Çember daire testleri pdf'ini indir çıkart. Önce kendin çöz. Çözemediğin soruları ondan sonra bak ama bunu da unutma tamam. Hadi bakalım. Testlerin çözümüne başlayalım. O merkezli bir çember verilmiş. Bu bir çevre açı. Hemen açıya yoğunlaşıyorum. Açı gördüğü yay etkisi. Çünkü merkez açı, çevre açı, teğet kirçi açı bunlar önemli. Açı ve gördüğü yay ilişkileri önemliydi. 12 ise 24 yazarım. Hocam burada da bir merkez açı var. Merkez açıda gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Yani cevap 24 yaptı. Birinci soru Edremit geldik 2'ye. Sözel bir soru şekli çizeceğiz. Bakalım ne diyor? Bir çemberde merkez açı gördüğü yayın ölçüsü de eşittir. Tamam bunu biliyoruz zaten. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. O merkezde bir çember çiziniz. Emredersin paşam deyip çiziyoruz. Hemen daha büyüğünü çizelim. Şöyle çizdik. Sonra çember üzerinde A ve B noktalarını işaretleyip AOB 48 diyeyim. Tamam. AOB 48. Bir dakika. 48 derecelik bir açı belirleyelim şöyle. Hop hop. A, O, B. 48 derece burası. Çember üzerinde ACB eşittir X olacak şekilde bir X. Çember üzerinde de bir X alacağım. Şöyle hop şöyle. C noktası alacağım. Ve ACB'den bahsediyor. A, C, B X nedir diye soruluyor bize. X kaç derece olabilir diye soruluyor. Allah Allah niye olabilir diye soruluyor. Böyleyken de olur. Çünkü C noktası buradayken de olur. Şöyleyken de olur. O zaman cevap değişiyor. İlk önce şuna bakalım. Böyleyken 48 ise gördüğü yay 48 olur. 48 ise burası 24 olur. 24 cevapta var mı? Var. O yüzden cevap D seçeneği oldu. Denizli oldu. Diğer türlü cevap kaç olacaktı? Şöyle yaptığımız zaman da hocam 48 ise 48 buraya ne kaldı? 360'dan 48 çıkart. Ee, 312 kaldı. 312'nin 312 kalıyor değil mi? Evet 312'nin de burası yarısı olacaktır. Yani 156 yapıyor galiba. Cevap 156 derecede olabilirdi. Tamam. Dikkat edin. Ya da hocam 24'ü buldun ya kirişler dörtgen oluştu burada deyip e, 24'ü 180'e tamamlayana 156'da diyebilirdik zaten. Evet. Bu da güzel oldu. Farklı bir yolunu da görmüş olduk. Cevap 24. Geldik 3'e. E hocam 130 gördüğü yay 2 katı 260 tamamı 360 olduğundan buraya ne kaldı? 100 derece kaldı. T t, -t olunca açıyla yayın toplamı 180 olacaktı. Dolayısıyla 100'ün 80'e tamamlananı 80. Üçüncü soru. E Dremit. Geldik dörde. Hemen böyle bak çapı da kullanacağım ben demek ki. Çapı da kullanacağım. E arkadaş ilk önce 70'i kullanayım. Çap olduğundan dolayı hop şurası nedir? 180 derecedir. Hocam 70 ise gördüğü yay 140'tır. Et evet, 180 ya tamam. Buraya 40 kaldı. Sonra 75'i kullanayım. 75 ise gördüğü yay 150'dir. E hocam 40'ı burada 75 150 gördü. 40'ı burada buraya da ne kaldı o zaman? Hop 110 kaldı. E 110'da çevre açıya giriyor. Yani 110 sa burası kaç yapar? 55 yapar. Cevap ne oldu? Balık kesir oldu dördüncü soruda. Geldik 5'e. Evet 30 derece ve 70 derece verilmiş. Tamam verilen bilgileri kullanacağız. İlk önce burada bir teğetlik var. Teğet giriş açıya yoğunlaşayım. Şuraya bir alfa diyeyim. Çünkü teğet giriş açı teğetlik olduğu zaman ilk teğet giriş açıdan başlamanızı tavsiye ediyoruz. Teğet giriş açı alfaysa gördüğü yay 2 alfa. Aa hocam 2 alfa bu yayı aynı zamanda buradaki çevre açıda görüyor. Yani burası da alfa olmak zorunda. E sorun oldu. Hocam büyük üçgende bütün açılar belli ya da iki iç açı bir dış açıdan alfa artı 30 yapar burası. Buradaki üçgende iç açılar toplamı 2 tane alfa ve 30 ve 70 var. 2 alfa artı 100 eşittir 180 olacak. 2 alfa da buradan 80 çıkar ve alfayı da böylelikle 40 derece buluruz. KCB isteniyor yani bizden 40 isteniyor. Doğru yer alfa demişiz. Cevap akçe oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Çapı kullanmam lazım. Şimdi burada böyle bir şey var. Çemberi tamamlayabiliriz ama yarım çember genelde yeterli oluyor bizim için. E ne yapalım? Şurada bir dörtgen oluşturalım. Ne oldu burada? Kirişler dörtgen oldu. 140 40 diyebiliriz. Başka ne yapabiliriz burada? Kirişlerin eşitliğini de kullan. Oo, Kirişler dörtgeni tamam doğru yol. Kirişler dörtgeni 1, 2, 3, 4. 140 ise burası kaç yaptı? 40 yaptı. E 40 ise gördüğü yay 80 oldu. Kirişleri niye eşit vermiş? Eşit kirişler eşit yayları ayırır. 40-40 yaptı burası da. E burası 80 ise buraya da 100 derece mi kaldı? Evet. X'e bakar mısın nereyi görüyor? Hop 140 dereceyi görüyor. 140'ın yarısı yani 70 yapar. Çevre açıdan dolayı burası 2x ya. Şurası sarı yer 2x ya. 2x 140 eşitse x de buradan 70 çıktı. Yani cevap denizli oldu gençler. Geldik 7'ye. Teğet giriş açı önemli bak. T. teğet. Hocam teğet teğet olduğunda eşit oluyor. 180'den 70 çıkarttı. 112'ye böl 55 55 oldu buraları. E sonra 55, 85 daha kaç yaptı? 140 yaptı. Buraya 40 derece kaldı. Teğet kiriş açı 40 gördüğü yay 80. Hocam bu yay aynı zamanda burada kaçı da görüyor. Çevre açı alfa da böylelikle yarısı yapar. 40 derece yapar. Yani cevap denizli oldu. 7. soruda. 8'e geldik. Evet. DE yayını bize 24 vermiş. BE'nin ölçüsü. DE'nin ölçüsünün 5 katı. Ne? BE'nin ölçüsünün 5 katı. Bir saniye. B'nin ölçüsü D'nin ölçüsünün 5 katıymış. Tamam. Şimdi DE DE yayının ölçüsü 24 ya. Yani 24'ü 5 ile çarp bakayım. 5 kere e, 5 ile 25 ile 24 çarp bakayım. 5 kere 4 20. 5 kere 2 10 120 yapıyor. Burası 120. E hocam 120 ise 24 ise 144 yaptı. Buraya 36 derece kaldı. Şimdi bizden CDE noktaları doğrusal demiş. CD doğrusal. E, bizden x nedir diye isteniyor. A, D, C açısı. A, D, C. Şurada kaç? Hocam 36'nın yarısı olur. Hayır. Teğet değil ki burası. Teğet kiriş açığı kullanamayız burada. E burada ne diyeceğiz? Bak. Bak. Şuraya bir alfa diyelim. Alfa ise burası da alfa. İki iç açı bir dış açıdan burası iki alfa yaptı. A iki alfa burayı görüyor. 144'ü görüyor. O zaman iki alfa 72. Alfa da böylelikle kaç yapar? 36 yapar. Yani 8. soru C ham. olur. Geldik 9'a. İki çember kesiştiği zaman ne yapacağız? Şu ortak kirişi önemli oluyor herhalde. A kirişler dörtgeni 75 ise 180 kirişler dörtgeninde 180 yapar karşılıklı açılar toplamı yani 105 yaptı. E o zaman buraya 75 kaldı. Hocam burada da bir kirişler dörtgeni var. X artı 75 eşittir 180'den x'i de böylelikle 105 derece olarak bulur muyuz? Buluruz. Cevap Ceyhan oldu 9. soruda. Ona geldik. Kirişler eşit bir kere ayırdıkları yaylar direkt nedir? Birbirine eşittir. O deltoid demiş bu. Hocam deltoid ise bunlar da birbirine eşit. Çünkü ABC'de deltoid. A, B, C, D, delta ise bunlar eşitse, bunlar da eşit olmak zorunda. Delta'nın tanımı yeri, değil mi? Tabanı aynı olan iki tane ikizkenar üçgenin birleşimi olduğundan dolayı. Şimdi bunların eşitliğini de yazdım. O zaman şuradaki yayların ölçüleri de birbirine eşittir. Eyvallah, aa ne güzel bir şey. Ben burada, ben burada ne biliyorum arkadaş? Şuraya AA ya da şöyle şöyle, şuraya AA, buraya BB diyecek olursam. 2A artı 2B'nin ne olduğunu biliyorum ben. 180. A artı B buradan ne gelir? 2A artı 2B pardon 360. 360 olduğundan dolayı A artı B 180 gelir. E hocam burada da bir dış açı var. Dış açıyı kullanalım arkadaş. Dış açı nedir? Aslında böyle şey de yapabiliriz. Neyse. Neyse. Dış açı. Dış açıda gördüğü yayların farklarının yarısı değil midir? Evet. Yani A x B bölü 2 eşittir kaç? 20. A x B'yi de buradan kaç buluruz? 40. Bak 2 birim 2 geldi. Taraf tarafa topla. 2A eşittir 220'den. A'yı 110 bulursun. CB yayı isteniyor bizden. CB. B isteniyor yani. A yerine 110 koysan burada. Hani A artı B eşittir 180 ya. Bunun yerine 110 koyarsan bu da kaç yapar? 70 yapar. Benden de B isteniyor. Zaten cevap 70 oldu. 10. soru balık esir oldu. Geldik 11'e. Aha yarı çaplı alakası yerde bir eşitlik var. En etkili silah neydi silahımız? Yarı çap. O zaman yarı çap çizelim. Al çizdim yarı çapı. Ama hala alakasızlık devam ediyor. E bir daha yarı çap çiz kardeşim. Hop bu da yarı çap çizdin. Bak ne oldu burada? Bunlar değişti. Ara. ikizkenar kenar çıktı. 25 ise burası da 25. Biz çemberde açıdayız diye sadece çemberde açı kuralları çıkacak diye bir şey yok. E ne yapacağız? İki iç açı bir dış açı. Üçgen bilgileri de çıkıyor karşımıza. 50. ikizkenarlıktan kenarlıktan burası da 50. 50-50-100 buraya 80 kaldı. Hocam 80 25 daha 105 buraya 75 kaldı. E burası da x değil mi buradaki üçgende? Evet. 2x artı 75 eşittir 180 olduğundan 2x eşittir 105 olacağından x'i de böylelikle 72 yok 72 buçuk olur mu? 52 buçuk olarak buluruz. Yani cevap balık isir oldu. 11. soru da ve geldik 12'ye. Yarıçapla yine alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Hocam ne yapacağız? Bir eşitliği şöyle de yazalım. Bak bu bir kareymiş. Çeyrek çember. Kare. Karenin eşitliğini yazalım. A hocam x kenar çıktı ama hala daha soru çıkmadı. Bak bu yarı uzunluğu değil mi? Al sana yarıçap. Bir de buradan yarıçap çizince burası da eşit oldu. Vay 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 ne çıktı? Eşkenar. 60 60 60. E tamamı 90 30 kaldı. E hocam bu bir x kenar. Tepe açısı 30 derece. 180'den 30 çıkart. 150 2'ye böl 75 75 yapar. Ve bu açıda 90 derece değil mi? X artı 75 eşittir 90 olduğundan. X'i de böylelikle 15 derece olarak buluruz. Cevap böylelikle Cihan çıkar 12. soruda. Evet böylelikle bu testle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki testin çözümünde yani test 3. çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.